Artvin Merkez Adagül mevkisindeyiz. Rusula ve Kanlıca mantarı, Lactarius dediğimiz iki mantara denk geldik buradan. Kanlıca mantarı yenen lezzetli bir mantar. Halk arasında da oldukça yaygın. Rusulalar yeniyor ama çok lezzetli olmadıkları söyleniyor. Özellikle sonbaharda çıkan mantar türleri bunlar. Şöyle kanlıcayı kırdığımız zaman alt kırmızı renkte, turuncu, pembemsi renkte gözüküyor. Genelde bunlarda süt çıkar. Kanlıca denmesinin nedeni de odur. Süt olmasından dolayı. Şeyin alt kısmına baktığımız zaman bariz, Rusula'nın alt kısmı ise bariz lamelli bir yapı gösteriyor. Yine yan tarafta bir başka kanlıca mantarımız var. Evet, burada bayağı 3-5 tane var yine kanlıcalardan. Çok güzel. Hemen şöyle altına bakalım. Evet, suyu görüyorsunuz şuradan. Şuralarından hafiften kan benzeri sıvılar. Ona benziyor, biraz kan gibi sıvı çıkıyor. Ondan dolayı kanlıca denmiş. Yine şurada var. Sarıçam ormanında. Çıkmış. 3-5 tane burada var. Hemen onun yanında yine bir başka mantar türü var. Buradaki yine kanlıca türü. Bu da yine güzelce bir kanlıca. Bakın yavaş yavaş böyle şuradan kurtlanma başlamış. Esasında biraz gecikmişiz. Daha önceden bunu belki toplamak lazımdı. Yine şurada küçük küçük mantarlar var. Bakın. Bunlar da çok güzel, çok değerli yenen mantar bu da. Yumurta mantarı. Latincesi Cantharellus kibarius diye olan yumurta mantarı denen çok güzel yenen bir mantar türü bu da. Yine şuralarda bakın onun şöyle görüyorsunuz. Bunun özelliği bu yumurta mantarının veya Cantharellus'un özelliği böyle ta gövdeye kadar uzanan lamelleri var hemen altta. Ondan ayırt edebilirsiniz bunu. Şimdi yine şurada bir diğer örneği var. Çok lezzetli. Ben bunu birkaç kez yedim. Çok lezzetli bir mantar türüdür. Çorbasını yapabilirsiniz. Kavurabilirsiniz. Yine burada hemen biraz daha aşağıda çok değerli bir mantar türümüz var. İmparator mantarı dediğimiz mantar bu. Şöyle yaklaştıralım. Yakından biraz daha görmeye çalışalım. Bu kral mantarı, sezar mantarı veya imparator mantarı dediğimiz tür. Çok değerli. İmparatorlar bunu yediği için bu ismi almış. Amanita caesarea diye ismi var. Latince adı bunun. Buna çok benzeyen Amanita muscaria diye bir tür var. O çok zehirli. Ona dikkat etmeniz lazım. Bunun özelliği de yine alttan şöyle çıkardığımız zaman bakın altta bunun şeyini görürsünüz. Yüksük görürsünüz. Gövdesinde yüksüğü var. Altta beyaz yumurta şeklinde bir sap kısmı var. Oradan çıkıyor zaten mantar. Çok güzel bir mantar bu da. Ve çok değerli. Yenen bir mantar türü. Sarıçam ormanında yine denk geldik bu türede.